gelen oldu. Benim de artık bir YouTube kanalım var. Ve ilk konuklarımdan biri de bugün Abdullah Kırkıncıoğlu. Burada daha ziyade konuşacağımız şeyler hem iş dünyası, hem onların kendi yaşadıkları özelleri ve de aslında onlar da kanlı, canlı, yaşayan normal insanları anlatmak olacak. Ve programımızın adı Patron Bana Yeni Bir Şey Anlattı olacak. Hoş geldiniz Hoş Abdullah Bey. bulduk, Desem de asla böyle klişe merhaba. başlamayacağız. Gayet ben şöyle rica ettim. Beni tanıyanlar biliyor zaten. Ben öyle klişe, çok saygılı falan olamıyorum. Neden? Çünkü zaten yani hepimiz günün sonunda bir amaç için çalışıyoruz. Ve o amaca çalışırken de ne kadar doğal olursak bence o kadar samimi ve güzel işler Günlük yapıyoruz. rutin nasıl konuşuyorsa böyle konuşacağız Evet. aslında. Yani yine de dikkat edelim biz Tamam. gereksiz bazen samimi de olabiliyoruz. Şimdi bugün Şahat'ındayız. Bodrum'dayız, Adamükü'ndeyiz. Burada bambaşka bir iş. Aslında bizim ilk tanışmamız ve çalışma şeyimiz Ankara'daydı. Ankara'da ilk Evet. tanıştık. O zaman Bodrum'da bir hayali olduğunu anlatmıştı Abdullah Bey. Sonra da hakikaten hayal gerçekleşti. Bugün içinde oturuyoruz. Çok güzel bir his bir kere. Hayal edilen bir işin parçası olmak ve onu gerçekleştiğini görmek. Biraz abartmışsınız ama. Yani hani Estağfurullah. biz iyi olsun demiştik ama bu kadar iyi olmasa da gerçekten gurur verici. Nereden geldi? Bodrum gibi bir yerde herkes tamam herkes Bodrum'da bir evi olsun hayal kurar ama Aslında bize bunu pandemi öğretti birazcık da. Ankara'da zaten yatay mimaride bir iş yapıyorduk. Sonra insanların neye ihtiyacı var ve hangi şartlarda ihtiyacı var diye çok düşünmeye başladım. İlham veren şeyler de oldu tabii. Yani dünyadaki gelişmeler bunu bize gösterdi. Sonra Bodrum'u gezmeye başladım. Bodrum'u gezdiğimde gördüğüm en önemli sorunlardan bir tanesi insanların mevcut oturdukları evler, yani ana şehirlerin işte Ankara'da, İstanbul'da belli bir fiyattayken Bodrum'da çok ciddi rakamlarda çok pahalı evler almaya çalışıyorlar ve alamıyorlar. Sadece aylık ve işte günlük kiralama yapıyorlar gibi gördüm. Sonra Adabükü'nü Nasıl keşfettim. keşfettin? Adabükü'nde emlakçılarla gezerken hep beni işte Yalıkava, Gündoğan'a, Türkbükü'ne böyle değişik güzel yerlere götürüyorlar. Doğru, okey. Para Abi var diye. para var diye. Ben de orada şey görüyorum. Tamam, burada kaçı satacağız? 3 milyon euro. Ya ben Ankara'da 3 milyon euroluk ev hiç yok. İstanbul'da da 3 milyon euroluk evde çok az kişi oturuyor. Bir anlam karmaşası. Kim alıyor? Azeri alıyor, Rus alıyor. Gidip oraları geziyorsun. Çok öyle bir şey olmadığını görüyorsun. Sonra burayı görünce tek söylediğim şey şu oldu. Ben buradan istiyorum. Ya abi işte emin misin? Yalıkavak'ta da şurası Adam var. komşularında hayvan gibi düşündüm bu arada. Dedi, yok çok eminim dedim kendimden ve bu bölgede işte birkaç tane arsa aldım. Ondan sonra buraya işte Birkaç tane, kaç tane dört tane yani? toplamda Maşallah. aldık. Yani zaten biz geliştirici kısmında arsa olmasa inşaat kısmının çok keyfi yok yani işin aslını söylemek gerekirse. Çünkü enflasyondan dolayı her an malzeme fiyatları işte işin Hele ki son evet dönemde. son 4 senedir işe başlarken başladığın fiyatla bitirdiğin fiyat arasında %100'den fazla fark çıkıyor. Yani son 4 senedir. Onun için de inşaat kısmı çok keyifli değil ama arsaları geliştirmemiz bize çok fayda sağladı. Burayı da keşfettikten sonra işte Ankara'daki Family and Friends müşterilerimize ve işte bizi tanıyanlara sunduk, anlattık hikayemizi. Biz böyle böyle bir şey yapacağız. İşte farklılaştırıyoruz. Futbolcular çok alıyor diyorlar. Doğru mu? Evet, futbolcular çok Reklam alıyorlar. değil. Reklam değil, evet. Evet. Futbolcular çok alıyorlar. İş adamları çok Neden peki? alıyor. Yani mesela bir futbolcu zaten çok deli para kazanıyor. Hani lüksünden de alabilir. Neden burayı tercih ediyor sence? Aslında bence burada fiyat faydayı çok göz önünde bulunduruyorlar. Bir kere deniz şatılımızın olması, normal şatılımızın olması, içinde ciddi sosyal olanakların olması ve işte Bodrum'un en lüks projesinde ne varsa bizde şu an birebir aynısı var. En lüks projesi neyse Google'lanabilir bu arada. Hiç sıkıntı yok. Bizde şu an aynısı var. Ve bu aynı olanakları ki işte seni gezdirdim, her yeri gösterdim, kasti Evet, siz de göreceksiniz zaten. inşaat kalitemizi kasti olarak gösterdim. Bu yapılan iş özel bir iş. Terzi gibi yapıyoruz iş gerçekten. Yani tüm detaylarımızla bunu o kadar derinlemesine işliyoruz ki hatta bazen birilerine anlatırken ya sen bu işe aşık mısın, manyak mısın, niye bu kadar saçma sapan anlatıyorsun ya böyle çok derinlere iniyorsun yani işte
yalıtımı şöyle yaptık diye anlatıyorum. Adam diyor sakin ol şampiyon yani. Yaptığın iş bu kadar abartılacak bir şey değil. Herkes 100 yıldır yapıyor. Ama biz yaptığımız işe biraz aşığız gerçekten yani. Çünkü her yerinde emeğimiz vardır yani. Aksesuarına kadar yani seçerken böyle biraz Çok kıldır arkadaşlar. Gerçekten kıldır. çalışmasanız zor insandır. Evet. Biz Ama devamlı dövüştüğümüz için. şöyle bir şey. Mesela biz bu seriye başlarken Abdullah Kırkıncıoğlu sonuçta yeni daha Tabii. ismi camiada öğrenilen bir isim. Öyle Hangi söyleyeyim. camiden korkacağım size? Amma ve lakin iş camiası. Ama burada günün sonunda programın adı patron bana yeni bir şey öğretti olduğu için buraya yeni yatırım yapmak bence çok farklı bir şey. Gerçekten yani bravo. Günün sonunda burada çok büyük inşaat firmaları da çalışmalar yapıyor uzun Tabii. yıllardır. Ruhsat gibi bir takım problemleri yaşıyorlar hatta. Bu da bir gerçek. Ama ve lakin Bodrum'un çehresi çok değişecek. Yani burası bambaşka bir yer olacak. O belli. Şeye de çok katılmıyorum. Genelde öyle eleştiriler oluyor işte. Gittiniz orayı da bozdunuz falan filan. Yani buraya bir talep var. Bu talebin karşılanması lazım. Ve de artık galiba bana sanki bu bölge yani burada benim kuzenlerim oturuyor vesaire biraz hani o tarafını da anlatayım. Şöyle bir şey gözlemliyorum. Sanki daha genç ve daha parasını akıllı kullanan insanlar bu bölgede olacakmış gibi geliyor bana. Aslında işte hem Bir tek sadece trafik hikayesinden dolayı belki. O sorun bence oluyor mu? merkeze yakınlık bir taraftan önemli. Havalimanına yakınlık bir taraftan önemli. Havasının buranın birazcık daha esmesi yaz için çok önemli. Bu üç detay burayı bence çok kıymetli hale getirdi. Ve Bodrum'un en önemli sorunu altyapı sorunu. İşte su sorunu diyorlar, elektrik sorunu diyorlar. Bunların hepsini en başında kurguladık. Az önce kayıt başlamadan önce sana dedim ya kıyamet senaryosuna göre Evet, hazırlık kıyamet kızdın. senaryosu. Çünkü kıyamet okup olacağı için Evet, senaryosunu önceden çalışmış. kızdın sen de. Ama işte elektrik kesilemez çünkü ona göre bir altyapı yaptık. Suyumuz bitemez ona göre bir altyapı yaptık. Tüm gider sistemimizin hepsi kendi içinde çözülüyor 10 sene derken sonra belediye başkanı olursam. yavaş yavaş başlıyor. Bu arada benim çok gıcık olduğum bir şey var bu Bodrum'la ilgili. Mesela herkes şey diyor ya, Bodrum'a gideceğime şuraya giderim. Bodrum çünkü çok pahalı ya da Bodrum'da şunu yapacağıma şurada Ama yemek pahalı yerim. yani gerçekten. İşte ama Yani burada bir yemek yedik mesela akşam, bir hesap geldi yani. biraz üzdü. Evet, beni üzmedi Ben şöyle düşünüyorum orada da. İşte hepimiz dünyayı geziyoruz, görüyoruz. Mesela Londra'daki tüm iyi restoranların hepsi artık Bodrum'da var. Dünyadaki iyi restoranların hepsi artık Bodrum'da var. İyi otellerin hepsi artık Bodrum'da var. Aslında Avrupa'nın, belki Allah'ım. Amerika'nın, belki Uzak Doğu'nun bir karması Bodrum'da oluşuyor. Doğa da var burada. Şimdi adam diyor ki burada şu 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 var ama çok pahalı. İyi de Bodrum'un muadili nerede var? İbiza'yla kıyasladığın zaman gidelim bakalım bu arada. Şu anda Bodrum'daki iyi otellerin, iyi şartların hiçbirisi İbiza'da yok. Yani ben bunları gezerek Evet. söylüyorum Bu yani. arada Kandaniste falan da yok. Bunlar da güzel. Kesinlikle Denizi de yok. güzel değil. Hani şimdi yani şey de çok böyle çok da boklamayalım ama yani günün sonunda böyle. Ben yani buna biraz karşıyım. Şimdi bir de yani abi niye bu kadar bizim memlekete karşı şeyimiz var yani? Yunanistan'a gidelim diyor adam. Abi gel ben seni götüreyim burada çok güzel balıkçıya. Bu dediğin hesap değil yani İstanbul'daki hesabın yarısına şurada salaş bir balıkçı var. Onu anlatmıyorsun. İşte buradaki bir mekana giriş ücretinin 250 euro olduğunu anlatıyorsun. Onu anlatmana gerek yok. O da var burada, o da var. Her bütçeye, her işte keseye uygun bir sistem var Bodrum'da Peki gerçekten. altyapıyı yapmak zor olmadı mı? Burası yeni bir bölge olduğu için. Aslında bence çok daha bizim için mantıklı oluyor buralarda bu işi yapmak. Çünkü Çünkü sıfırdan sıfırdan kurabiliyorsun. kuruyorsun ve hiçbir şekilde hata İstanbul'daki Vadi çıkmıyor. İstanbul tarafı gibi mesela. Göktürk Bence gibi. Oralar nasıl şey? aşırı iyi oldu. Çünkü bu sefer herhangi bir regülasyona tabi olmadan bunu yapmak işi mükemmelleştiriyor da. Şimdi bence şöyle yapalım. Burası çok iyiydi. Yeni bir Tamam. şey anlattı. Sen nasıl Abdullah Karakuncuoğlu oldun? Onu Dayak anlat. yiyerek. Sonra onu da ikinci bölümde Fabro'da dinleyelim. Evet. Bir yolculuğun ardından şimdi Fabro'ya geldik.
bu çekimimizin sponsoru Fabriyat. Bana da bir şey verecek mi bu arada Fabro sponsoru? Vermeli bence zaten. Teknik hayatının Fabrosu yani. Bu şey midir yani? Belli bir seviyeye gelince iş dünyasında işte bir noktaya gelince bir teknem olmalı diye böyle aranızda konuşuyor musunuz mesela? Ya bence geçen öyle bir Fatih şey. Altaylı diyordu ya. Evet bence öyle bir şey değil dediler. Ama bu teknede bence şey var yani. Alkolsüz içeceğimi bıraktım evet. Evet ben de bıraktım şöyle. Bence burada en önemli detay şu. İnsanlar gördükleri şeyin bence aşığı oluyorlar. Yani deniz insanı ne olursa olsun çekiyor. Bir noktadan sonra bırakamıyorsun. Ve bu kendi aranda da işte bir muhabbete dönüyor. Ve gün geçtikçe hem büyütmeye çalışıyorsun. Hem yeni yerler görmek istiyorsun. Yeni koyları keşfetmek istiyorsun gibi şeyler var. Yalan söylüyor. Tamamen projede herkesi gezdirmek için aldım bu tekneyi arkadaşlar. Deniz aşığı değil, Ankaralı zaten bu arada ama denizi sever yüzmeyi abi. Yüzmeyi de bilmiyorum bu arada. Ay yok artık. İyi, o da biliyorsun viral olmuş. Yani, ama günün sonunda şey, hakikaten tamamen projeyi yapmaya başladıktan sonra tekne hikayesine ulaştınız değil mi? Bizde şöyle bir şey oluştu. Ben ilk Fabro'yu ev alan gördüğümde... Ev mesela teknesi var mı sitenin diye bir şey oluyor mu veya işte deniz servisi var mı falan? Aslında diye. Ev alanda böyle bir talep hiç olmadı ama biz şöyle bir şey gördük. İnsanlar restoranlara akşam giderken kolay gitsinler diye deniz şatır hizmeti verelim dedik. Trafikten dolayı. Hiç kimse trafiğe girmesin ve daha kolay gitsin diye. Deniz şatır hizmeti verdik. Hatta şimdi bu yaz müşteriler aramaya başladılar. Ya acaba ne kadar biz şimdiden kullanabilir miyiz diye. tabii. Bu iyi bir şey aslında. İnsanlar... tekneye kolay erişebilecekler. İşte bota kolay erişebilecekler ve gittikleri yerleri trafiksiz kolay ve güzel gidecekler. Ya güzel. Bir tane mi o alacak peki? İki tane var. Evet değil mi? Bir tane de şurada. Evet mütevazi bir günümüzdeyiz evet, yine. Bugün yine havaya attık. Gidebiliriz. Hiç öyle biri değildir bu arada. Peki şimdi hani demin kestiğimiz yerden hani bana yeni bir şey anlat patron ya konseptimiz. Nasıl? Neydi kırılma hayat? Yani sonuçta ailen günün sonunda inşaat yapan bir aileden geliyorsun. Aynen. Ve hani senin hikayenin kırılma noktası biraz patronun oğlu değil ya. Değil evet. Yani Nihayet Bebe'de var ya bu hani sana atıyorum bazen patronun Nihayet babanın oğlu. O değilsin ya onu yapmak zor oldu mu? Yani baban da sonuçta güçlü bir karakter ama sen sıfırdan bambaşka bir şey yaptın. Nasıl yaptın? Nasıl yaptım? Aslında benim hayatım birçok kırılma noktasından ibaret. Birincisi 2007'de Amerika'ya gidip Amerika'yı görmem çok değiştirdi beni. Daha sonra ailemden ayrılıp Ankara'ya tek başına yerleşme fikri bayağı dövdü. Orada tek başına kalmanın dayağını çok yedim. Sonra insanların nasıl para kazandığını, ne yaptığını ve nereye gitmesi gerektiğini anlamak için çok insanla muhatap olmak zorunda kaldım ve hayatın bazı gerçekleriyle karşı karşıya kaldım. Mesela? Mesela en gıcık olduğun veya en unutamadığın bir şey var mıdır buna dair? Var. Hatta belki travmalar da olabilir. Böyle çok zenginlerin o dönemde gördüğümde böyle kendinden daha az zengine ya da zengin olmayana karşı bakışları beni her zaman gıcık etmiştir. Ben de o zaman Ankara'ya yeni geldiğimde insanlar da böyle bir yukarıdan bakma, işte aşağılama ya da küçük görme dürtüsünü gördüğümden dolayı belki bu beni tetikledi ve başarıya itti diyebilirim yani. Çünkü çok üzülüyordum ötekileştirildiğimi gördüğümde. Bu yani bu çok samimi ve içten. Gülerek anlatmıyor. Ama evet. O kadar mı kıl oluyordun? O kadar kıl oluyordum yani. Çünkü insanlar başarıyı üstleniyorlar. İşte bu zengin babanın çocukları özellikle bunu çok yapıyordu. Biz belki biraz örnek olduk insanlara işte. Asıl kırılma noktası da zaten Shelton'da başladı. Ben de tek başıma inşaata girdim. İlk hangisini yapmıştın? Shelton'dan önce küçük küçük yerler yapıyordum aslında. Ama işte dünyayı çok gezmem bir marka oluşturma fikri aklıma getirdi. Bunu nasıl yapabilirim, altyapısını nasıl oluşturabilirim diye çok çalıştım. İnşaat yapmamam gerektiğini anladım aslında. Hikaye yaratmamız gerektiği ile alakalı kafamda fikirler oluştu. Önce markayı oluştur, sonra işi doğru yap kısmında bence kırılma noktası orada oldu. Sonra Shelton Charlotte'ı yaptık. Shelton Charlotte'da insanlar yaptığımızın çok farklı olduğunu, aslında bir geliştirici olduğumuzu, işi doğru bir şekilde geliştirdiğimizi ve işin arkasında durduğumuzu gördüler. Derken işte hayat bizi Bodrum'a getirdi.
burada zaten en önemli noktalardan bir tanesi işte Shelton'a ait hissetmek. Yani işte seninle hep konuştuğumuzda söylediğim şey var ya. Ya Feyzan ben değil Shelton, ben değil Shelton ya da insanlara hep bunu veriyorum. Çünkü niye artık Shelton'ı işte Türkiye'de bilinen, Türkiye'de oturtulmuş bir marka yapmak ve bunu dünyaya açmaya çalışmak biliyorsun. Ki Avrupa'da, zaten Avrupa'da bir şey yapmak gibi bir hedefim var. Yani evet bakıyoruz dönemde. Şu anda devamlı geliştirmek için. Şimdilik Bodrum'dayız ama İstanbul'u hiç düşündün mü? Aslında şu anda bu Bodrum'da bizi gelip ziyaret eden herkes şey diyor. Yani sizin kesinlikle İstanbul'da olmanız lazım. Çok düşünüyoruz. Çok da yer geliştirmeye çalışıyoruz. Ama tabii İstanbul pazarı bizim pazarlara göre çok daha zor. Çok daha sıkıntılı. Çünkü yeni arsa geliştirmek İstanbul'da gerçekten kabiliyet gerektiriyor. Bizde de şu anda o kaslar gelişmiş durumda değil. Belki Bodrum'dan sonra çünkü şu anda işte havalimanından çıkınca satış ofisimizin olması, her yerde görünür olmamız İstanbullulara bizi gösteriyor. Gelip yaptığımız işi gördüklerinde de çok etkileniyorlar. Evet, Ankaralılar da o bakımlar rahatsız zaten. Onlara da daha rahat. Onlar da evet çok daha rahat satıyoruz ve daha rahat kendimizi gösteriyoruz. Şimdi burada İstanbullulara da kendimizi gösterirsek belki İstanbul kapısını da orta vadede açmış oluruz diye düşünüyorum. Uykularını kaçırıyor mu mesela? Hani Adabükü'nde bir iki tane şirket zorlandı, batma noktasına geldi falan. Bodrum'da daha yani doğrusu. Evet, Bodrum'da ama hani en son hani evet. Senin yaptığın bölgeye diye söylüyorum. Mesela o korkutur mu? Kaçırır mı mesela böyle şeyler uykularını? Ya ben insanlar tarafından böyle bir eleştiri de alıyorum. Aslında birazcık da duruş noktasında biraz şımarıp duruyoruz da satışla ilgili. Yani herkese satmıyoruz. Daha böyle değişik müşteri portföyümüz var. Piyasadan bağımsız piyasada iş duruyor. Biz de böyle birazcık daha çevre vasıtasıyla doğru işler yaptığımız için. Ama o işin kuruluş mahiyetinden biraz da yani. Kuruluş mahiyetinden. Aslında yalan söylemeyeyim böyle bizi motive de ediyor. Niye motive ediyor? Çünkü yaptığımız işin başka olduğunu insanlara göstermek. İnsanların bu adamlar bunu söylüyorlardı ve bunu yapıyorlar ve bunu gösteriyorlar bize. İşte satış ekibimiz hep şey diyordu. Ya plajımızı nasıl göstereceğiz? Tekne ne zaman? İşte şu ne oldu? Şimdi nasıl her şeyi bir anda bitirip gösterince artık insanlar, gelenler saygı duymaya, daha iyi şeyler söylemeye ve hakkımızda güzel konuşmaya başladılar. Bu da bizi motive edip işe bakışımızı değiştiriyor. Ben bu kadar yıldır çalıştığımda iki markam var böyle söylediğini yapan. İlk başta insanların yok artık dediği ama sonra biri seninki bir de atışçılar. Yani gerçekten hakikaten bu zor bir Ahmet şey. Ahmet abi kraldır yani. Ha, evet. Buradan ona da sevgiler. Ona da sıra gelecek. Gelecek. Vallahi geliyor. Peki. Biraz da şey yapalım. Hani gentleman tadında biraz da konuşalım. Otomobil seviyorsun. Araba demiyoruz biliyorsun otomotiv sektöründe. Öyle. Otomobil. Nereden geliyor bu otomobil sevgi? Görgüsüzlükten. Doğal konuş dedin ya. Ya ben bir kere otomobil sevgim çocukluktan geliyor. Çocukken işte babamlar, amcamlar böyle güzel arabalar binerlerdi. İşte Mercedes'in bir arabasını alırlardı. Ben çok etkilenirdim. Oradan beri böyle bir sevgim var. Ondan sonra İlk araban neydi? İlk arabamı hiç söylemeyeyim. Moral bozar yani. Olsun söyle canım. Fiat Scudo minibüs, şirket minibüsü biniyordum. Babamlar onu vermişlerdi. Bak önemli bir şey. Evet. Yani bu tabii şimdi böyle konuşurken ne zaman bir şirket, babam arabayı aldıktan sonra bir şirket kurmalı. Aynen. Yo ailemin çok müteşekkirim yani bu konuda. Bizi ciddi manada terbiye ettiler bence. O terbiyenin neticesinde şeltim çıktı. Başımıza bela ettiniz gördüğünüz gibi. Orada kıvama gelme bence çok önemli. Yani insan çocuğun olsa yani öyle mi yaparsın sen? Bence zorluk görmeden hayatta başarı yok. Yani burada şu anda böyle keyifli keyifli konuşuyoruz ama bunun altında kan ve kemik var diyorlar ya böyle. Evet. Gerçekten öyle. Zorluklar var, sıkıntılar var, problemler var. Yani bir marka oluştururken ya da bir iş yaparken öyle basit ve kolay gözüken şeylerin hiçbirisi basit ve kolay değil. Zorlanmak gerekiyor, yorulmak gerekiyor, yıpranmak gerekiyor. Emek vermek gerekiyor, uykularının kaçması gerekiyor. Ondan sonra gönlünü verdikten sonra da bence başarı geliyor. Şimdi aklıma ne geldi? Hani biz bu işte nasıl bir kavram buluruz diye konuşurken aslında hani başa döndüm. Hı-hı. Hani sen dedin ya hava atarlardı ve onu hiç sevmezdim falan. Aslında şu anda yaptığım projede o sessiz lüks aslında biraz o.
Yani intikam projesi gibi bir şey olmuş. Ya. Günün sonunda sen şunu anlatıyorsun aslında. Ya tabii ki Bodrum'da pahalı bir emlak piyasası olmalı. Hı-hı. Dünya markası olacaksa burası. Ben hala daha tam olduğuna inananlardan değilim. Lüks bir marka Bodrum Edition bir şey yapınca o olmuyorsun. Yani daha bir sürü yapman gereken şey var. Doğru. Ama ve lakin şeyi düşündüm. Evet sen şu kadar milyon euroya alabilirsin ama burada da aynı lüksü ben sana bambaşka bir fiyatla veriyorum. Hı-hı. Doğru. Bunu peki böyle yaratırken ne bileyim diğer inşaat şirketlerinden sana eleştiri falan kulağına gelen oluyor mu? Bana şöyle bir eleştiri geliyor. Ya çok fazla üretimle alakalı kaliteli yapıyorsun. Gerçekten bunu görmeden hani yorum kimse yapmasın bence. Gelsin görsünler. Yine almasınlar bu arada. Bir sorun değil ama gelip görmeleri lazım. Buna gerek yok. Bu kadar abartmaya gerek yok. Arsam olsa sana veririm deyip böyle çok yanlış bir kelime ama salak yerine koyulduğum da oluyor mesela. Ama ben öyle görmüyorum olayı. Burası 10 yıl sonra da yaşayacak, 20 yıl sonra da yaşayacak. İnsanlar burada kalırken şunu görmeleri lazım. Ya bu adam burayı yaparken her detayı düşünmüş. Bizi mutlu etti. Çünkü olay... Her müteahhit gibi senin de var mı evin projede? Var evet. Oturacak mı peki? Vallahi müşterilere bağlı. Böyle çok zorlarlarsa kaçacağım. Dedin ya doğal, yine doğal gidiyoruz. Şey diyen olur yani çünkü abi bir gelsene bizim evde şu var ne yapalım diyen çok oluyor tabii, bizim tabii. Ankara'da. Ama yani biliyorsun Ağoğlu öyle Ağoğlu oldu. Evet. Yani kendi sitesinde oturup bütün herkesin eksiklerini gidererek marka oldu. Bence bu önemli bir şey. After service çok önemli bir şey bence bir inşaat şirketinde. Onu çok iyi yapıyoruz Ankara'da. Zaten onu çok iyi yaptığımız için piyasadan bağımsız satışımız bence iyi. Çünkü sadakat programımız çok iyi çalışıyor. Word of mouth yani dilden dile pazarlamamız. Bir de birbiriyle komşu olmak istiyor. Ve bence, gerçekten ben mesela Balo'da ödül verdiğim önemli bir ismi senin sayende tanıdım. Senin müşterin, senin evet. Şeyin. Yani gerçekten enteresan bir kitle var. Var evet. Değişik bir kitle geliyor. Yani... Çok kaliteli. Evet. Bravo. Bunu becermişsiniz Abdullah Bey. İşte önemli daha, olan daha onu geliştirmek. Evet. Daha başındayız işin. Yani... Peki şeyi geliştirmek zor oluyor mu? Mesela Ankara'dan sonuçta iyi bir çevren var ve artık o oturmuş hani rahatsın. Hı-hı. Şimdi Bodrum'da mal satmak bambaşka bir şey. Doğru. Onu genişletmek için mesela ekstradan ne bileyim CRM, MRM onları alıyorsunuz eyvallah. Hı-hı. Da hani ya hani bir kanal bulmaktır ya o. Ya olay süslü dünyanın arkasında tabii ki dark bir dünya var yani. Orada çok yoğun pazarlama faaliyetleri tabii ki yapıyorsun markayı oturtmak adına. Bence... Tarkan buradan ev aldı. Hadi eskiden öyle. Evet o... Mesela onlardan korkuyoruz biz yani böyle çok böyle iddialı kelimeler, iddialı laflar. Az önce senin söylediğin gibi sessizi oyun yani sessiz yaparak işi götürmek daha güzel. Sessiz lüks deyip bunu bir noktaya getirmek daha güzel ama tabii ki pazarlama faaliyetlerimiz işte seninle yaptığımız işler, marka işbirliklerimiz vesaire bunlar bence ses getirerek gidiyor. İşte biliyorsun geçen sene birkaç markayla senin sayende güzel işbirlikleri yaptık. Güzel de oldu. İşte Türkiye'nin dünyanın iyi bir otomobil şirketi işte geldi. Shelton'la işbirliği yaptı. Bunlar bir inşaat şirketi için bence güzel şeyler. Biz bunlarla aslında beslenip büyüyoruz. Bunlar bizi motive ediyor. Yani bizim müşterilerimizle işte o diğer markaların müşterileri meç olduğunda Shelton oluyor aslında. Güzel bağladın. Evet. Ben beğendim şu an. Çalışmadan böyle konuşmak iyi. Var mı böyle eklemek istediğin? Güzel bir, bence güzel bir röportaj oldu. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrar Feyza Hanım. Her zaman bekliyoruz. Teşekkürler.